Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Okullardan ayrı kaldığımız, okullarımızdan uzakta bulunduğumuz ama eğitim öğretimden ve derslerimizden uzakta bulunmadığımız bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz. Evet, okullarımızdan ayrıyız ama EBA üzerinden derslerinizi takip ediyorsunuz. Ve biz de EBA ile paralel giderek EBA ile işlenen aynı konu ve üniteleri burada YouTube kanalımızda tekrar ederek sizlere ekstra bir destek sağlamak amacında devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu hafta EBA konumuz 7. ünite olan Holidays konusuydu. Ne demekti Holidays hatırlayalım. Holiday tatil anlamındaydı. Holidays ise bunun çoğulu olan tatiller anlamında. Peki e, neler gördük e, neler görmekteyiz Biz ünitesinde? üntesinde adı üstünde tatil ile ilgili e, bir takım kelime deyim ve ifadeler ve sadece tatil e, değil tabi tatilde yapılan etkinlikler e, ile ilgili bir takım kelime deyim ve ifadelerin ne anlama geldiğini ee, görüyorsunuz, öğreniyoruz. Bir kısmını zaten biliyorduk, bilmediklerimize öğreniyoruz, tamamlıyoruz bu konudaki kelime bilgimizi. Şimdi dilerseniz e, tatille ilgili ve tatilde yapılan etkinliklerle ilgili e, bir takım e, kelime ve ifadelerden başlayalım. E, şurada görseller vasıtasıyla da görüyorsunuz arkadaşlar. E, mountain kelimesiyle başlamış. Bunlar genellikle bildiğiniz kelimeler ama bir kere daha tekrar edelim. Tekrar etmekten zarar gelmeyecektir. Mountain dağ demekti. Gayet tabi sadece deniz kenarında olmuyor tatil. Dağlarda, kırlarda özellikle yaylalarda doğa turizmi de gerçekten de güzel oluyor. Seaside deniz kenarı ya da sahil anlamındadır. Seaside. River, e, akarsu ya da nehir anlamındadır. E, forest, orman demektir arkadaşlar. E, bildiğiniz şeyler bunlar. Onun için mümkün olunca çabuk geçmek istiyorum. Tent, evet e, bilirsiniz. Bilmeyenler de görselde görüyor zaten. Çadır. Bayılırım ben çadır tatiline. Sizi bilmiyorum ama çok harika olur. Daha önce deneyimlememiş olanlara mutlaka tavsiye ederim. Lake göl demektir. Go sailing tekneyle denize açılmak. Hatta şöyle tamamlayalım. Tekneyle denize açılmak diyelim. Go hiking doğa turizmini sevenler zaten bilir bunu. Doğa yürüyüşü yapmak. Kır yürüyüşü yapmak anlamında kullanırız biz go hiking kelimesini. Şimdi diğer sayfadaki kelimelere bakalım. Go sightseeing de başlıyoruz. Gezinti yapmak ya da şehir gezintisi yapmak, şehir turu yapmak gibi anlamları vardır. Bilhassa büyük şehirlerde hele İstanbul'da İstanbul'un turistik bölgelere mesela Sultanahmet ve civarında gidenler mutlaka görmüştür. Üstü açık bir otobüs ve otobüslerin çoğunun yanında da sightseeing yazar zaten. Bu tip otobüslerle yapılan turlara Go Sightseeing ya da gezmek gezinti yapmak diyebiliriz e, kısacası e, tatil sadece yazında olmuyor gayet de bir kış tatilinde e, en favori aktivitelerinden birisi skiing yani kayak yapmaktır ya da başka ne yapabiliriz tatilde fishing balık tutmak anlamındadır e, tabii macera severler için climbing climbing tırmanma görüyorsunuz dağa ve ya da bir tepeye tırmanan bir kişiyi görüyorsunuz camp kamp demektir ve camp'ın vazgeçilmez ayrılmaz bir aktivitesi çadırda kalmak Tabi stay in a tent. İngilizcede stay in a tent Türkçesi çadırda kalmak anlamındadır arkadaşlar. Rafting yine e, macera sever e, tatilcilerin e, uğrak noktalarından birisi. E, rafting etkinlikleri bir kez ben de yaptım bunu. Gerçekten de çok e, güzel, heyecanlı, coşkulu bir etkinlik. Hepinize tavsiye ederim. E, pick fruits, meyve toplamak. E, pick toplamak demek. Fruits zaten bilirsiniz meyve toplamak. Ya da tatilde yine olmazsa olmaz. Take photos. Nedir take photos? Fotoğraf çekmek arkadaşlar. Peki tatile gittik. Nerede kalacağız? Alternatiflerden birisi de otel. İngilizcesi Türkçesine çok yakın hotel diyoruz İngilizcesine. Çocukların çok sevdiği bir etkinliktir. Deniz kenarında ne yapar çocuklar? kumdan kale yaparlar. İngilizcesi make a sand castle. Görüyorsunuz burada. Make a sand castle kumdan kale yapmak demektir. Ve son olarak e, şu etkinliğimiz kaldı burada. Sunbathing, e, hepimiz çok severiz bunu. Sunbathing güneşlenmek demektir. Güneş banyosu yapmak e, şeklinde de e, çevirebiliriz Türkçeye. Peki arkadaşlar şimdi e, resimlerde gördük. Zaten altına ben de çeşitli notları almıştım bunların. Şimdi e, yine bir takım resimlerde e, bir takım etkinlikler göreceğiz. Yalnız e, bu sefer altında yazmayacak hangi anlama geldiği. E, bakalım bunların İngilizcelerini biz tahmin edelim. Resimler çoğu ne olduğu anlaşılıyor ama anlaşılmaması durumunda ben de ne olduğunu tarif edebilirim. İlk resmimize bakın. İki kişi görüyorsunuz. Ellerinde birer tane değnek yürürken destek almaları için. Belli ki bunlar doğa yürüyüşüne çıkmış, kır yürüyüşüne çıkmış. Evet hemen ben yazmadan önce siz söyleyin bu yapılan etkinliğin ismini kır yürüyüşüne çıkmak ya da doğa yürüyüşüne çıkmak ne demek? Yan taraflarda kopyalar var eğer görebiliyorsanız kopya çekmek serbest. Evet ne diyoruz? Go hiking. Kır yürüyüşüne çıkmak ne demekti? Go hiking. Evet arkadaşlar, şurada e, doğa harikası bir manzara görüyoruz. E, i̇ki tarafı kara parçası ve arada şöyle kıvrılıp giden bir su e, parçası var. Nedir bu? Deniz değil, göl değil. Ne kaldı kariye? Evet, akarsu değil mi gördüğünüz? Yani bir nehir. Yani İngilizcesi river'dır. Eminim hepiniz bildiniz. Ve burada burada balık tutan birisi e, ne görüyoruz? Yani ne yapıyor burada balık tutan birisi? İngilizce e, olarak nasıl diyebiliriz? Go fishing ya da sadece fishing şeklinde de ifade edebiliriz. Peki altı e, numaraya geldik. Şimdi görüyorsunuz iki kişi bir yere tırmanıyor. Birisi çıkmış diğerine bir el atıyor. Yani ona yardım etmek istiyor. Ne diyorduk biz tırmanma eylemine? Özellikle dağlarda ve ağaçlar için kullanıyorduk. Climbing. Yani climb ve mountain neydi? Bir dağa tırmanma. Ya da Climate Tree bir ağaca tırmanma bu gibi örneklerden bilirsiniz Evet Şimdi görüyorsunuz bir sahil kenarı burası O zaman ne diyeceğiz sahil kenarı Şu yan tarafta da görüyorsunuz zaten ne demek olduğunu Seaside Seaside Hemen şu yan tarafa geçeyim ee, ağaçların altında bir kişi var e, Bir erkek e, uzanmış kollarıyla elleriyle uzanmış ağaca bir şey topluyor Ne toplayabilir ağaçtan Meyve toplayabilir toplamak pikti Meyve de fruit Pick fruit meyve toplamak anlamında Ve Şurada görüyorsunuz Bir çocuk Deniz kenarında oturmuş gayet güzel bir e, kale yapmış yani gerçekten de bir kumdan kale için büyük bir kale sayılabilir. Kumdan kale yapmak neydi? Make a sand castle. Ee, bilmiyorum burada tam okuyabiliyor musunuz ama zaten e, daha önce de e, make a sand castle'ı e, görmüştük e, bu derste daha önceki dakikalarda. Evet ee, kayak yapan birisini görüyoruz burada. Gayet tabi neydi kayak? Skiing. Kış tatilinin vazgeçilmez etkinliği. Ve bakın harika bir deniz manzarası ve o harika deniz manzarasında büyük bir keyifle yelkenliyle açılmışlar. E, denizde e, görüyorsunuz e, denizde e, yelkenliğiyle e, gidiyorlar. Ee, ne diyoruz bu yelkenliyle denize açılmak? Go sailing. Yani yelkenliyle denize açılmak. Ve son olarak e, yine kış tatilinin değişmez manzaralarından biri karla kaplı bir tat, e, tatil manzarası. Ama ne bu? Dağdır. Karla kaplı bir dağ. E, gördüğünüz gibi mountain. Yazdık İngilizce olan e, anlamını Şimdi sevgili arkadaşlar e, bitmedi henüz e, anlamını e, yazmamız görmemiz gereken kelimeler. Şurada hemen bakıyorsunuz e, resmi anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ağaçlar ağaçlık bir alan var burada ve e, nerede olur ağaçlık alan gayet tabi ormanlarda. Peki ormanın İngilizcesi ne demek? İşte görüyorsunuz ormanın İngilizcesi forest e, demekti. Burada tatilde konaklamanın en ucuz ve en heyecanlı yeri e, demiştim daha önce ben çok severim e, size de mutlaka tavsiye ederim. Ne diyoruz buna tent Sırtımıza çadırımızı alıp istediğimiz yerde Kalıyoruz. Ee, az önce şurada da zaten hemen yan yana denk gelmiş. kopyasını şuradan göreceksiniz. Aynı otobüsten e, bu çift katlı üstü açık aynı otobüsten ne demiştik burada? Go Sightseeing yani gezmek ya da gezinti yapmak. Burada da aynısını diyeceğiz. Bu sefer sadece Sightseeing diyelim. Değişik biçiminde görelim bunun. Peki 10 numarada ne görüyorsunuz arkadaşlar? 10 numara fotoğraf çeken bir kadın var. O zaman ne diyoruz? Take photos. Take photos dedik. Peki Şimdi biraz daha e, altta ne resmimiz var? E, bir yetişkin, bir çocuk tahminen bir baba ve bir oğul Şezlong'da uzanmışlar ya da altlarına bir havlu sermişler uzanmışlar deniz kenarında yani ne yapıyorlar? Az önce buradaki e, kadının yaptığı gibi güneşlenmek e, güneşleniyorlar. Güneşlenmek neydi? Sun Betting. Sun Betting. Ve e, son olarak burada görüyoruz. Bir botta birkaç kişi kürek çekiyorlar. E, azgın e, bir nehirde tahminen e, çok dalgalı bir nehirde kürek çekiyorlar. Heyecanla ne diyorduk bu e, eyleme? Rafting. Türkçede de aynısını kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sayfaları bitirdik. Hemen yeni sayfamızı açalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir takım fiillerle birlikte bir takım etkinlikleri ifade ediyoruz. Yani biz bunlara phrase ya da deyim diyoruz İngilizcede. Mesela stay fiili climb have go learn ve visit şimdi arkadaşlar hepsinin anlamını konuşalım visit ziyaret etmek demekti learn Öğrenmek demek. Go gitmek demek. Have, have'in e, çok anlam vardır. Yapmak demek burada. Climb, tırmanmak ve stay kalmak demektir. Şimdi bu fiillerin yanına bir takım e, kelimeler eklenip e, anlamları zenginleşir. Yani bir phrase ya da başka bir deyim e, oluştururlar. Şimdi e, bakalım bunların altında hepsinin altında üçer tane kelime var. Bu üç tane kelimenin iki tanesi bu e, yuvarlak içine aldığım fiillerle birlikte kullanılabilir, ama birisi kullanılamaz. Yani şimdi hangisi kullanılabilir, hangileri kullanılamaz, onları bir e, göreceğiz ve e, kullanılabilecek olanların kullanılabilecek olanların anlamında bir kez daha konuşmuş oluruz. Sevgili arkadaşlar, stay, seaside, stay in a tent, stay at a hotel. Stay ne demekti? Tekrar hatırlatayım size. Kalmak demekti. Kalmak. Şimdi zaten az önce stay in a tent bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Çadırda kalmak. Yani tent çadırdı. Stay in a tent çadırda kalmak anlamındaydı. Stay at a hotel. Stay at a hotel. Bu da kullanılabilir. Bu ne demek? Otelde kalmak. Yani stay in a tent bir çadırda kalmak demek. Stay at a hotel bir otelde kalmak demek. Stay seaside. Bu böyle bir frezimiz yoktur İngilizce'de. Onun için bunu Üstün, bunun üstünü çiziyoruz. Climb, neydi arkadaşlar? Daha önce konuştuk. Bir daha hatırlayalım. Tırmanmak. Yani nereye tırmanıyorduk? Dağa tırmanıyorduk, ağaca tırmanıyorduk, duvara tırmanabiliriz belki. Yani tırmanabileceğimiz iki tane yer var. Ee, burada üçüncüye tırmanamıyoruz. Şimdi hemen ekleyelim madem tırmanmaksa climb a tree. Tree neydi? Ağaç demekti. Climb a tree. Ağaca tırmanmak. Oldu mu? Oldu. Peki a mountain neydi? Dağ. Climb a mountain. Dağa tırmanmak. Evet tırmanış e, sporu yapanların yaptığı bir iştir. Climb a mountain yani dağa tırmanmak. Climb a village. Bir köye tırmanmak. Oldu mu? Olmadı diyorsunuz siz de tabi. Onun için bunu e, iptal ettik. Ve have devam ediyoruz. Şimdi have arkadaşlar e, deyim ve frejlerde en fazla kullanılan fiillerden birisidir. Yani pek çok belki iyi bir sözlükte have'in bu anlamda sayfalarca anlamı vardır. E, onu da söyleyeyim. Have a holiday. Have a holiday e, bilen bilir arkadaşlar. Şuraya %100 doğru olmasa da yapmak şeklinde e, kolaylık olsun size yapmak diyeyim. Have a holiday. Holiday neydi? Tatil zaten ünitemizin adı. Tatil yapmak oldu mu? Evet, have a holiday ile birlikte kullanılır. Peki have a boat'tur. Boat bot demek yani Türkçedekine yakın. Tour da tur demektir. Maalesef e, ne acı ki e, aslında İngilizce öğrenirken fark ediyoruz. E, Türkçemizde kullandığımız birçok kelime var. E, İngilizce ya da Batı dillerinden e, kaynaklı. E, onun için bu anlamda öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Kelimelerin anlamını... Hatırlamamızı kolaylaştırıyor ama e, öte yandan da e, dilimizin başka bir dilin boyunduruğu altında olduğunu görmek de gerçekten de acı. Neyse devam edelim e, alıştırmalara. Bot turuna çıkmak ya da tekne turuna çıkmak olarak da e, e, çevirebiliriz bunu. Bot turuna çıkmak hem futbol oldu mu? olmadı çünkü futbol herle de değil play ile ifade edilir biz her futbol demeyiz play futbol deriz evet go e, genel olarak gitmek anlamında e, go holiday yani oldu mu olmaz çünkü biz zaten şuradan biliyoruz her ve holiday olduğunu e, go skating evet yani bu ünitede Öğrendiğimiz eylemlerden birisidir. Patenle kaykay yapmak. Go sailing. Evet. Tekneyle denize açılmak. Go sailing. E, bu dersimizde de geçti daha önce bahsi. O zaman go holiday olmuyor. Yanlış diyoruz. Go skating ve go sailing deyimlerini e, kullanmaya devam ediyoruz. Peki. Son iki e, Alıştırma. Learn. Öğrenmek demek. Pek çoğunuz bilirsiniz. Peki bakalım neler öğrenebiliriz? Learn fishing. Fishing balık tutmaktı. Balık tutma öğrenilebilir mi arkadaşlar? Gayet tabii. Learn fishing. Balık tutmayı öğrenmek demek. Learn swimming. Evet. Yüzme de öğrenilir. Lake e, bu dersimizde yine daha önce karşımıza çıkmıştı. Göl demekti. Peki learn lake yani göl öğrenmek? E -e, bu da olmadı. Hiç yakışmadı zaten yanına. Ve bu bölümdeki son alıştırmamız visit. Visit bilirsiniz. Ziyaret etmek. Yani visit relatives akrabaları ziyaret etme. Visit museums müzeleri ziyaret etme. Çeşitli biçimlerde kullanılıyordu. Hemen ziyaret etmek şeklinde yazayım. Peki fark etmeden kopya vermişim size. Evet visit museums. Müzeleri ziyaret etmek. Doğru. Visit grandparents. Neydi grandparents? Grandparents büyük annemize ve büyük babamıza ikisine birden dede, nene ya da aile büyüğü şeklinde söyleyebiliriz. Evet aile büyüklerini ziyaret etmek olur. Ama bu zaten gezmek, e, tur yapmaktı. Bir de e, onu vizitle beraber kullanamayız. Bu burada yanlış olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, şimdi e, şöyle küçük bir pasajımız var, okuma parçamız var. Bazı kelimeler boş bırakılmış ve aşağıda da gördüğünüz kelimeler var. Bunları bunları ne yapacağız? Aşağıdaki kelimeleri uygun olan boşluğa yerleştireceğiz. Ne yapalım o zaman? Okumaya başlayalım. Çevirerek okuyalım. Çevirisini yaparak okuyalım. Hem anlayalım hem de daha kolay bir şekilde doldurmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar Hello Marta şeklinde başlıyor. Hello artık ilkokul birinci sınıf öğrencileri bile bilir. Hatta birinci sınıfa bile gerek yok. Okul öncesi öğrencileri bile biliyor. Hello. Merhaba demek. Merhaba Marta. How are you? Nasılsın? I want to tell you about my last holiday in Antalya, Turkey. Ha, şimdi. Holiday. Antalya, Turkey. birleştirelim. Tahminen, tahminen bu kişi tatil yapmış. Nerede? Ülkemizde Antalya'da tatil yapmış. Ve I want to tell you. Want biliyorsunuz istemek demekti. Tell söylemek ya da anlatmak. Sana anlatmak istiyorum diyor. Neyi anlatmak istiyor? Antalya'daki son tatilini. Antalya'da geçirdiği son tatili anlatmak istiyorum diyor. Peki. Şimdi Antalya'yı tanıtmaya başlayacak. Antalya, İzle, bla 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 city. Şimdi şu kelimelerin anlamını bir konuşalım. Zaten hemen çıkarırız e, neyin nereye gelmesi gerektiğini. Paragliding, yamaç paraşütüydü. Holiday, tatil artık ezberlediniz onu. Summer, yaz demek. Skiing, çok sık karşılaştık. E, kayak yapmak demek. Swim. Şimdi arkadaşlar burada duruyorum. Şu Fiilin aslı swim'dir. Swim ne demektir bilirsiniz? Yüzmek demek. Ama neden swim demiş burada? Swim ikinci hali. Peki neden ikinci halini yazmış? Demek gibi simple past tense yani geçmiş zaman cümlesi içerisinde kullanacak. Ki zaten bir sonraki dersimizde simple past tense'i biz de siz de en ince detaylarına kadar göreceğiz. Şimdi Snowball, kar topu demek ee, Antalya'dan e, Antalya tatilinde birden e, kar topu bakalım e, nasıl bir e, hikayesi var bu arkadaşımızın. Sightseeing, hani hatırlarsınız o iki katlı otobüsler, üstü açık iki katlı otobüsler, turistlerin onun e, bindiğini ve e, şehir turu yaptığı otobüsler. E, hatırlıyorsunuzdur İşte o otobüste yapılan eylem. Yani gezinti, şehir turu, şehir gezintisi. Ve son olarak da Seaside. Seaside neydi? Birkaç kez karşılaştıktan önce deniz kenarı ya da sahil demekti. Şimdi Antalya nasıl bir şehir? Bir sahil kenti Antalya değil mi? Hemen Seaside deyince kaldığımız yer aklıma geldi. O zaman şöyle diyelim. Antalya ise Sea side city. Yani Antalya bir sahil kentidir. It's a beautiful for it's a beautiful place for blah 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 holidays. Şimdi nokta 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 holiday'ler yani nokta 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 tatilleri için güzel bir yer diyor. Antalya arkadaşlar bakıyoruz hangi tür tatiller için güzel bir yer? Yani yaz deyince Antalya aklımıza geliyor. Antalya deyince yaz aklımıza geliyor. Onun için gayet tabi yaz tatilleri için güzel bir yer diyoruz. Hemen şuraya summer. Burada çizdik aşağıda yukarıya ekliyoruz. Peki. Şimdi. We blah 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 in the sea every day until it was dark. Şimdi denizde her gün karanlık oluncaya kadar nokta 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 yaptık. Ne yapılır denizde? Yüzülür değil mi? Şimdi zaten swam demiştik ya. Simple past hali yani geçmiş zaman halini vermişti burada. Şimdi belli oldu. Burada bir simple past cümlesi içerisinde kullanmış swim fiilini. Onun için swam yazıyoruz. Okuyalım. We swam in the city every day until it was dark. Bir kelimemiz daha gitti. The water was clean and warm. Yani su temiz ve sıcakmış. Evet, ben de iki kez Antalya'ya gittim. Hele hele birisi yazın ortasındaydı. Deniz e, suyu gerçekten de çok sıcak. Hamam suyu diyebileceğimiz sıcaklıkta e, gerçekten de doğru bu e, kullandığı ifade burada. We went Bakın burada bir simple past e, fiil daha gördük biz. Bu nedir? Okuldan hatırlayacaksınızdır. Aslında go'dur bunun birinci hali gitmek anlamında. Bu gitti demek. We went gittik. E, bakalım nereye gitmişler? In the city and visited some amazing museums and castles. Ha. Şimdi şuraya kadar and'ten sonrasına çeviriyorum. Ziyaret ettik. Nereyi ziyaret etmişler? Some amazing museums yani birkaç harika müze and castles birkaç harika müze ve kale ziyareti yaptık. Ha şimdi ziyaret, şehir gezintisi ne aklımıza geliyor hemen arkadaşlar? Sightseeing değil mi? Evet, go sightseeing'in simple past hali went sightseeing. Evet. We went sightseeing in the city. Şehirde tura çıktık diyelim o şekilde çevirelim ve e, birkaç tane harika müze ve kale ziyaret ettik. Şimdi evet artık azalıyor kelimelerimiz. E, nerede kaldık? On the third day of our holiday. Evet okullar kapanmadan kısa bir süre önce birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu gibi sayıları ne şekilde söylediğimizi yani tarihleri ifade ederken ne şekilde söylediğimizi belki hatırlayacaksınız. Tört neydi? Üçüncü demekti. Üçüncü gününde. Neyin üçüncü günde? Tatilimizin üçüncü gününde. Evet ne olmuş bakalım tatillerin üçüncü günde? My father tried diving. Bakın bu da aslında bir e, tatille ilgili bir etkinlik kelimesidir. Daha önce geçmedi ama şimdi burada e, konuşalım anlamını. Diving dalmak demek, dalış. Babam dalmayı denedi. Ha bir de sadece dalmayı denememiş. Başka bir şey de denemiş. Şimdi bakalım snowball kartopu deneyecek hali yok. Skiing kayak onu da deneme şansı yok. Holiday zaten saçma olur. Ha! Paragliding. Yani bir başka dalma gibi e, macera severlerin başka e, tercih ettiği bir etkinlik e, gelmeli oraya. Bizim aradığımız kelime paragliding. Neydi paragliding? Yamaç paraşütü. Hemen yazıyorum. My father tried diving and paragliding. Evet. Yamaç paraşütü yani dalmayı ve yamaç paraşütünü denedi. I was worried about him. Onun için endişelendim. Evet babası için endişelenmiş korkmuş. But he enjoyed the boat. Enjoy hoşlanmak demekti. Boat ikisi de ama o ikisinden de hoşlandı. Boat activities daha doğrusu iki aktiviteden de Hoşlandı. Hoşuna gitti. Ee, şimdi Holiday, Snowball ve Skiing kaldı. Ve e, Our blah 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 was great in Antalya. Yani bunların bir şeyi Antalya'da harikaymış. Hiç kuşkusuz Holiday demesi gerekiyor burada. Bizim tatilimiz Antalya'da tatilimiz harikaydı. Şimdi Skiing ve Snowball'a geldi. Bakalım nasıl bağlayacak. Hep beraber okuyoruz. Next time, ha, bir dahaki sefer, we want to have a winter holiday, I want to learn, ne öğrenebilir? Evet, learn skiing, hani babası e, diving ve paragliding yapmıştı, kız da kayak yapmak istiyor. I want to learn skiing, e, zaten burada da, e, şurada, biraz göstereyim learn fishing, learn swimming gibi aktiv aktiviteleri öğrenmek e, ne demekti orada gördük. Bu balık tutmayı ya da yüzmeyi değil de kayak yapmayı öğrenmek şeklinde bir e, deyim kullanmış. Ben kayak yapmayı öğrenmek istiyorum ve have a big bla 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 fight. Savaş. Şimdi savaş ne alaka diyoruz. Burada önce skiing'i silelim. Savaş ne alaka? Snowball kaldı. Ne demek? Kar topu. Evet. Yani kayak yapmayı öğrenmek istiyor ve e, anne ve babasıyla büyük bir kar topu savaşı. Kar topu savaşı yapmak istiyor. Evet. Buraya da Snowball. Aman yapalım da yeter ki sadece kar topu savaşı yapalım. O savaşın eğlenceli olan Kısmı Geri kalanına tabii Yapmak istemiyoruz istemeyiz Şimdi çocuklar Son Etkinliğimizi yapacağız bu seanstaki bu video dersindeki Şimdi bir takım kelimeler var burada Lake, Rainy, Skiing, Swimming, Sunny, River, Sea Sunbathing, Snowy Diving, Lake, Sailing ee, bu l 2 iki kez yazmış Evet, Forest Storm Fishing Şimdi bunlar e, Yaz tatiliyle alakalı e, Daha doğrusu tatille alakalı e, Yapılan bir takım Etkinlikler Bunların isimleri kelimeler Şimdi bunların bir kısmı Yer ve mekan ismi, Bir kısmı hava durumuyla ilgili kelimeler Bir kısmı da Tatil aktiviteleri Şimdi sırayla başlayalım bu sefer anlamlarını hemen bileceksiniz, hatırlayacaksınız. Çünkü gördük bu derste de lake ne demekti? Daha dersin başında gördük. Göl demekti. Yani bir yer ismi. Hemen buraya yazıyoruz. Yani yer diyelim. Hava durumu ve tatil aktivitesi diyelim bu hatırlayın. Evet. Peki rainy, rain yağmur demektir. Rainy ne demek? Yağmurlu. Yani ile ilgili hava durumunu ifade eden bir kelime. Skiing. Bunu da çok sık karşılaştık. Hani kız bir dahaki tatilde öğrenmek istediği aktivite neydi? Skiing yani kayakla kayma, kayak yapma daha doğrusu. Skiing Swimming, bu da gene holidays konusunda çok fazla karşımıza çıkıyor. Swimming, yüzme demekti. Sunny, sun güneş demekti. Yani zaten ye ile bitiyor. Rainy, sunny bunlar hava durumu ile ilgili. Sun güneş demek. Sunny de güneşli demek. Yine hava durumu ile alakalı bir kelime. Burada karşımıza daha önce çıktı dersin başında gördük daha sonra yine tekrar karşımıza çıktı nehir ya da akarsu demekti hakeza Si de yine deniz anlamında biliyorsunuz sunbathing hatırlarsınız hani bir kadın ve bir baba ve oğlu da iki ayrı resimde gördük ne yapıyorlardı güneşleniyorlardı güneş banyosu yapıyorlardı holiday activities o zaman sunbathing Snowy aynı Rainy ve Sunny gibi Snow da kar demek bilirsiniz Snowy de karlı demek evet Snowy karlı demek devam ediyoruz az kaldı diving ee, şu kızın babası ne öğrenmeye ne denemişti ee, paraşüt yamaç paraşütüyle beraber dalmayı denemişti değil mi yani bir Tatil aktivitesi olan diving yani dalış ya da dalma demektir. Lake yine resimlerde gördük. Ee, göldü bu. Göl demekti. Sailing. Yelkenle denize açılma bir tatil aktivitesi. Forest'ı da gördük resimlerde. Ağaçlık alanlara ne diyorduk? orman diyorduk. Hemen şuraya yazıyoruz. Forest. Ee, storm. Aa bu e, gerçi daha önce görmüş de olabilirsiniz ama e, biraz e, farklı yabancı bir kelime. Storm fırtına demektir. Aslında pek de tatil moduna uymayan bir kelime ama öğrenelim, bilelim. Bilmekten zar e, zarar gelmez. Ve son olarak fishing yani balık tutma. Yani bir başka Tatil aktivitesi. Arkadaşlar bu dersimiz şimdilik bu kadar. Bu konuyla ilgili bol bol e, alıştırma yapacağımız, soru çözeceğimiz bir videoda göndereceğim. E, onun için e, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.